İki öksüz kardeş bir varmış, bir yokmuş. Köyün birinde iki öksüz kardeş varmış. Bir gün bu kardeşler şehre inmek istemişler. Bu arada küçük kardeş çok acıkmış. Abisinden süt istemiş, o da kardeşine, "Sen beni burada bekle, çobandan süt getireyim," demiş. Süt getirmeye gidince bir kalabalığa rastlıyor. Meğer bu kalabalık bir şehir imiş. Onların padişahları ölmüş, padişah seçebilmek için toplanmışlar. Bu kalabalık kendilerine bir padişah seçmek için güvercin uçurmaya karar veriyorlar. Her uçurulan güvercin kardeşine süt almaya giden bu öksüzün başına konuyormuş. Oradaki halk itiraz etmişler, bundan padişah mı oluyor diye. Fakat her uçurulan güvercin bu öksüzün başına konunca mecburen bu öksüzü padişah yapmışlar. Bu padişah olunca aç olan kardeşini unutmuş. Gelelim küçük kardeşe. Abisinin süt getirmeye gitmesiyle acıkan, yalnız kalan, uykusuz kalan bu küçük kardeş bir mezar kavuğuna girerek orada uyumuş. Gözünü açtığında karşısında deve katarların kendine doğru geldiğini görmüş. Kafasını kaldırıp develere baktığında, fincanlarla yüklü olan fincan develeri ürkmüş, tüm fincanlar kırılmış. Fincanlar kırılınca develerin sahibi çocuğu dövmek için üzerine yürümüş. Bu arada çocuk iki elini kaldırıp yalvararak şu maniyi söylüyor. İki kardeş idik çıktık yabana, süt getireceğim diye çıktı çobana, misafir aldılar hak mezardan, söyleyin kardeşine durmasın gelsin, iki eli kandaysa yumadan gelsin. Öksüz kardeşi, iki ellerini bağlayarak kırılan fincan sandıklarının içine koyuyorlar. Develer şehre girdiğinde, çocuk kendi sesini duyurabilmek için sandığın içinden türkü söylemeye başlıyor. Çocuk türkü söyleyince sandığın başına toplanıyorlar. Bu katarcıyı padişaha şikayet ediyorlar. Şikayet edildiğini duyan katarcı, çocuğu köle olarak satıyor. Köle olarak gittiği yerde sahibi eziyet ediyorlarmış yine, aç bırakıyorlarmış. Aradan zamanlar geçmiş, padişah olan kardeşi aklı başına gelmiş ve küçük kardeşini aramaya karar vermiş. Kendine bir vezir aradığını, vezirlik şartının da öksüz ve kimsesiz olmak olduğunu duyurmuş. Şehirde ne kadar öksüz varsa padişah huzuruna çağırmış. Bunu duyan küçük kardeş, kardeşinin padişah olduğunu, sarayda oturduğunu ve nişanlandığını öğrenmiş. Padişahın evinde onunla şahsen görüşmek istiyormuş. Aç olduğunu, eziyet gördüğünü iletecekmiş. Kendisine vezirlik değil de yardım edilmesini istemiş. Saray hizmetlisi, öksüz kardeşi bahçeye almış. Bu arada padişahın nişanlısı, bu öksüz kardeşi padişaha çok benzetmiş, ona cilveler yapmış. Padişah sanmış. Kardeş ya benzer birbirine. Sarayın camından bakan padişah, onların yanına gitmiş. Bu arada padişahın nişanlısı bakmış ki nişanlısı arkasından geliyor ve öksüze, "Niçin geldin?" diye sormuş. O da başından geçeni padişahın nişanlısına anlatmış. Padişah onları arkadan dinlemiş. "Kardeşim," diye boynuna sarılmış. O arada padişahın nişanlısı, yaptığı cilvelerden utandığı için şu maniyi okumuş. "Altımızda yeşil halı, üstümüzde hurma dalı, safa geldin a kaynım, güzel şahıma benzettim seni," demiş ve üçü birbirine sarılarak sarayda mutlu bir hayat sürmüşler.